Şimdi aslında müsaadenizle biraz geriye gitmek gerekiyor. Şimdi bu laiklik modernite devrimi ve aydınlanmadan sonra ortaya çıkan bir şey. Yani aydınlanma da insan kendi tarihini yapar, şeylere müdahale edebilir. Yani kendi yolunu kendi tayin eder anlamına geliyor. Bu işte Batı'da 17-18. Yüzyıllarda ortaya çıkıyor. Fakat orada laikliğin gelişmesine uygun koşullar oluşuyor şöyle. Bir kere bir modernite devrimi yaşanıyor. Yani geleneksel ideolojiden bir kopuş var. Bir reform yaşanıyor. Dinde reform yaşanıyor. Bir de Batı'da yani feodal yani işte o dönemde kilise ayrı bir odak, siyasi otorite ayrı. Yani bir tarafta kral var, işte imparator, bir tarafta kilise var. Fakat kilise de bir sömürü aracı aslında. Sadece zihinleri sömürmüyor. Yani insanların bilincini hizaya getirmiyor. Aynı zamanda da sömürü yani. Bezdirmiş yani. Dolayısıyla bu faktörler orada laikliğin yani dinin politikanın dışına çıkarılmasına uygun koşullar yaratıyor. Şimdi buraya baktığınız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nda bir aydınlanma devrimi yok. Bir moderne bir şey yok. Osmanlı İmparatorluğu'nda fakat yani İslam devleti değil, yeni İslam olan bir devlet. Orada belirleyici olan din değildir, siyasettir. Din siyasete tabi. Şimdi tabii burada bir takım kıpırdanmalar oluyor. İşte mesela 2. Mahmut zamanında bir efkaf şey kuruluyor. Nasıl? Yani o zaman bakanlık denmiyor. O zaman bir şey var. Fakat 1900 işte emperyalist savaşın sonunda Türkiye yenilen tarafta biliyorsunuz. Türkiye emperyalist savaşın tarafı. Resmi tarih oraları pek hafif geçer. Yani niye katılmış oraya? Herhalde spor olsun diye katılmamış yani. Öbürlerinin ne gibi amaçları varsa onun da yani bir yayılma amacı var. Fakat yenik tarafta işte Mondros mütarekesinden sonra işte böyle bir şey oluşuyor. Milli mücadele döneminde bir şey yapılıyor işte bu efkaf ve şeriye örgütü kuruluyor. Daha sonra da saltanatın tasfiyesinden sonra yani Cumhuriyet'in ilahi Diyanet İşleri diye bir kurum oluşturuluyor. Şimdi aslında laik bir ülkede böyle bir kurum olamaz. Adı onun Diyanet İşleri Başkanlığı ama yani bakanlık, hatta bakanlıktan da öte bir kurum o şimdi. Dikkat ederseniz şu anda 3 bakanlığın bütçesinden daha çok parayı, bir de sınırsız, istediği kadar da daha artırabilir. İşte 1924'ten itibaren yavaş yavaş bir laikleşme yönünde bir şey var. 1900. Fakat laiklik kelimesi ilk defa kavramı 37'de anayasaya giriyor yani. Tek parti iktidarı var. Şimdi tabii Türkiye'de bir modernite devrimi yaşanmaması demek yurttaş bilinci yok burada. Osmanlı'nın tebaası yani Osmanlı tebaası ben cumhuriyet ilan ettim deyince yurttaş olmuyor. Öyle bir sorun var. Tekçi bir rejim. Yani hiçbir şey yani nefes aldırmıyor. Hiçbir imkan vermiyor. Fakat ayıplı bir rejim aynı zamanda şöyle. Bu emperyalist savaş içinde 1910'lu yıllardan itibaren kademe kademe Anadolu'nun otokton halkları temizleniyor.
İşte Ermeni katliamı, işte Süryaniler vesaire. Yani bu yani milli mücadele sonunda Pontus var Karadeniz'de. Bunlar tamamlanıyor. Yani şimdi böyle bir rejim tabii şimdi ben laikim demekle laik olmam öyle bir şey yok. Çünkü dediğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum devletin göbeğinde durdukça yani bu devletin dine karıştığı anlamına geliyor. Halbuki laikliğin tanımı şudur. Din hiçbir siyasi işler görmeyecek. Siyaset ve din alanına asla karışmayacak. Yani ikisi yani birbiriyle şey yok. Dini devlet aygıtının dışına çıkarmadığınız zaman bir şekilde siz dine karışıyorsunuz. Yani siyaset dine karışıyor. Dolayısıyla Türkiye gerçek anlamda laik ülke hiçbir zaman olmadı. Anayasada öyle yazıyor ama anayasada demokratik diye de yazıyor. Hukuk devleti diye de yazıyor. Sosyal yani oraya yazılınca bu olan bir şey değil. Şimdi mesela Diyanet İşleri Hanefi mezhebine hizmet eden bir kurum. Ya burada sadece Müslümanlar yok ki. Sadece Aleviler var, Hristiyanlar var, Yahudiler var vesaire vesaire. Onun varlık nedenini inkar ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki rejimi laik bir rejim saymak asla mümkün değil. 1920'lerden ikinci emperyalist savaşın sonuna kadar devlet dini sınırlıyor. Yani şey yapıyor. Fakat emperyalist savaştan sonra 1945'ten sonra Türkiye küçük Amerika olma tercihi yapınca işte NATO'ya girince artık bir Amerikan uydusu, yani tartışmasız bir Amerikan uydusu. O 1920'lerden 45'e kadarki yaklaşım değişiyor. İki bakımdan değişiyor. Bir, Türkiye'nin mülk sahibi egemenleri, bu ülkenin hakim sınıfları sadece bu resmi ideolojiye dayanarak yönetemeyeceklerinin farkındalar. Dini yardıma çağırmak zorundalar. Birinci faktör bu. İkincisi de dış faktör, emperyalizm var. Emperyalizm de Orta Doğu'da Müslüman ülkelerin kendi ayakları üstünde durmasının engellenmesi gerekiyor. O zaman bu işte İslam'ı adım adım palazlandırıyor. Demokratik, sosyalist, ilerici, komünist akımlara karşı bir dalga kıran olarak onu oluşturuyor. Ya bu ikisinin diyalektiği dikkat edersen işte Kur'an kursları açılıyor, İmam Hatip okulları açılıyor. Bu bütünlük içinde meseleyi ele almak gerekiyor. Yani rejimin niteliğini hakkında bir açıklık olmadan bu meseleleri biz doğru dürüst tartışamayız. 1945 sonrasından itibaren adım adım dinci gericiliğin önü açılıyordu. İşte tarikat, cemaat denilenlere toleranslı davranılıyor veya işte Fethullah Gülen hareketi komünizme karşı AKP'yi iktidarı taşıyan süreç adım adım oluşturulmuştu zaten. İki aşamada hızlandı bu. Bir, 12 Mart 71 darbesinde ondan sonra bu dincileri ve ırkçıları şey yaparak sola karşı kullandılar. İkincisi de 12 Eylül 80. 12 Eylül 80'de biliyorsunuz Türk-İslam sentezi rejimin resmi ideolojisinin haline dönüştü. Orada resmi ideolojiye bir şey yapıldı orada, bir şey yapıldı. Türk-İslam sentezi bu akım, yani tarikatların, cemaatlerin değil bunların hem dışarıdakilerin palazlanması hem de bunlar adım adım devlet aygıtına sızdırılmaya başlandı. Hızlandı bu süreç ondan sonra.
2002'den sonra da yani bir İslamcı bir parti tek başına iktidar olmayı başardı. Fakat Fethullah Gülen'le koalisyon ortağıydı. Adı konmamış bir ortaklık vardı. Fethullah Gülen devlet aygıtı içinde yerini sağlamlaştırdıkça hevesi arttı ve tek başına süreci götürmek gibi bir şeye kapılınca işte biliyorsunuz bu 2016'daki darbe oldu. Şimdi darbe kısmen tasfiye etti şey ama bu sefer de ondan boş olan yer diğer tarikatlar tarafından ve cemaatlerden dolduruldu. Dolayısıyla yani böyle bir şeyin sonunda şu anda mesela işte Diyanet bence en hakim devlet aygıtı haline geldi şu anda yani. Her şeye karar veriyor işte. Ekonomi politikaları NAS'a göre bilmem ne vesaire. Adım adım laik eğitimi aşındırıyorlar. İşte iktidarın meselelere nasıl baktığıyla ilgili. Şimdi mesela bakın her şeye rağmen Türkiye'de rejim laik değil ama laik bir damar var. Yani aydınlanmadan, ilericilikten, sosyalizmden, demokrasiden yana güçlü bir damar var. Fakat damar yani maalesef kendi varlığıyla, gücüyle orantılı bir şey ortaya koyamıyor. Yani realize olamıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıyalar. Ama dediğim gibi adım adım aşındırıyorlar. Dolayısıyla yani bu durumu net olarak teşhir etmek gerekiyor. Vakitlice de bu saldırıyı, bu şeyi durdurmak gerekiyor. Hayır, şimdi yani şey yani elinden gelseler Türkiye'yi sırf İmam Hatip Okulu yapacaklar. Şey, mümkün olsa dikkat ederseniz o 4+4+4'ten başlayarak o akım çok etkili bir şekilde kendini dayattı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın direksiyonu dincilerin elinde. Yani hep o tarafa, aracı hep o tarafa doğru. Direksiyonu o tarafa doğru kırıyor. Adım adım mesela bakın 4-6 yaş arası çocuklara yani Kur'an kursu bir şey de yapıyor. Ben o konuda bir yazı yazmıştım. Şey vardı, imza kampanyaları falan vardı. O arada bir yazı yazmış. Şimdi bu akıl alır gibi bir şey değil bu yani. Bu niçin bunu yapıyor? Civcivi yani yumurtadayken ezmet yani o yaşlardan itibaren çocukların bilincini sıfırlamak, kurutmak öyle planlı bir şey ve önce hazırlıklı bir şey yapmışlar. Yani milli eğitimi fakat tabii dediğim gibi bir şey var, bir damar var ve oldukça güçlü bir damar var fakat karşı hamle yapmıyor ve bir şey yapılmıyor ama bu şey tabii rejimin niteliğini değiştirmeden bu dinci saldırıyı, dinci şeyi durdurma imkanı yok. Sadece bunları iktidardan uzaklaştırmakla olacak şey de değil. Türkiye'de dini politikanın dışına çıkarmak gerekiyor. Kategorik olarak, radikal olarak bunu yapmak gerekiyor. Aksi halde yani bu kazanımların kalıcılığı olmayabilir. Kardeşim asla devlet dine karışmayacak. Senin inancın devleti niye ilgilendirsin? Senin ibadetin devleti niye ilgilendirsin? Devlet, bakın devlet din adamına maaş ödemez. Laik bir devlet. Böyle bir şey yok. Ne olacak? İnsanlar bir araya gelecek, bunu bir şekilde kendi aralarında çözecek işte. Mesela Türkiye'nin nüfusuyla İran aşağı yukarı yakın İran'ın nüfusu. İran'ın iki katı cami var burada. Ülke kaynaklarını her gün daha çoğunu dine harcayan bir rejim düşünün yani. Türkiye'nin kendi geçmişiyle bir kere yüzleşmesi gerekiyor. Alevilere, Kürtlere, Ermenilere, Süryanilere, Keldanilere, Pontus Rumlarına otokritik yapacak. Açık açık ilan edecek.
Bunu yapmadan bence asla demokratikleşemez. Kürt sorununu da çözemez. Şimdi ne yapıyor Alevileri? Onu devlet aygıtını nasıl hapsederim diye planlar yapıyor işte son dönemde. Biliyorsunuz bir işin gücüm yok senin. Yani Alevilere yapılan tarihsel haksızlığı açık açık itiraf etmeleri, özür dilenmesi gerekiyor. Yüzleşmek gerekiyor. Yüzleşmeden asla bu işler yoluna girmez. Asla olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani Diyanet ne demek? Ben siyasete karışacağım demek. Siyaset dine karışıyor, din siyasete karışıyor. Mesela Fransa'da hiçbir rahip Fransa'nın bütçesinden maaş almaz. Aslında bu o tarafa bırakılması gerekiyor. Fakat bu tekçi bir devlet olduğu için, her şeyi kapsadığı için, hiç kimse nefes aldırmadığı için, ayıplı olduğu için. Yani bir yerden bir açıktan hep bastırma üzerine. Kürtlere 100 yıldır zulmediyorlar, katlediyorlar. Alevilere zulmediyorlar, katlediyorlar. Açık radyoyu niye kapattılar? Herhalde Ermenilerle ilgili bir laf geçmiş de bir program onu kapattılar. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şey gerektiği gibi tartışılabiliyor mu bu ülkede? Niye tartışılmıyor? Bağnaz resmi ideoloji buna izin vermiyor. Çocukların bilinci şu kadardan itibaren bakın ilkokul, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, askerlikte de buralarda hep o resmi ideoloji şırıkalanıyor. Kafaları, yani insanların bilinci tamamen şey yapılıyor, işlevsizleştiriliyor. Dolayısıyla yani bu meselelerin tartışılması lazım. Dediğim gibi rejimin ayıplarıyla yüzleşmesi lazım. Demesi lazım ki evet biz şu kadar zamandır bu halka haksızlık yaptık, şuna haksızlık yaptık. Bunu böyle bir şey lazım yani bir yüzleşme lazım. Fakat o konu o tarafta hiç o tarafa bakan yok işte. Yani maalesef durum böyle. Kadının bir birey olarak, bağımsız bir varlık olarak sahneye çıkmasını asla içlerine sindiremiyor. Yani onu olabildiğince engellemeye çalışıyorlar. Fakat son dönemde Türkiye'de en olumlu gelişmelerden biri de bir tanesi Kürt hareketi, bir tanesi de kadın hareketi. Bu ikisi Türkiye'nin demokratikleşmesi potansiyelini güçlendiren iki odak halinde yani. Kadın hareketi çok canlı, çok ümit verici diyebiliriz.